Şimdi sıradaki konuşmacımız Explore UX Services ve BA Worlds yönetici ortağı olarak görev alan Pınar Cinali, Design Thinking'e fenomenolojik bir bakış konulu sunumunu yapmak üzere davet ediyorum. Pınar Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Hoş buldum. Lafı çok fazla uzatmadan sunumunuzu yapmak için sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle çok mutluyum bugün burada. Çok keyifli bir etkinliğin bir parçası oluyor olmaktan, çok değerli hocaları dinliyor olmaktan, meslektaşlarımı da aslında keza dinliyor olmaktan çok keyif alıyorum. Ben de böyle biraz design thinking ile ilgili aslında biraz daha konuyu nasıl derinleştirebiliriz kısmına odaklanıyor olacağım burada. İzninizle hemen ben sunum üzerinden ilerleyeceğim için sunumumu paylaşayım. Vakit kaybetmeden. Biraz aslında işin felsefik boyutuna giriyor olacağım. Daha doğrusu felsefeyle de aslında design thinking'i biraz nasıl harmanlayabiliriz ya da olaylara biraz daha farklı nasıl bakabiliriz? Biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum sunumumda. Öncelikle biraz kendimi de tanıtayım. Elektronik mühendisiyim. Yaklaşık 20 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Ve öncesinde biraz daha elektronik sektöründe çalışan kurumlarda deneyimlerim oldu. Son 7 yıldır da BAWorks, Explore UX ortak markanın aynı çatı altında olan markaların yönetici ortaklığını yapıyorum. Kendimi nasıl tanımlarım? Aslında trainer, belki eğitmen olarak tanımlayabilirim. Danışman olarak konumlayabilirim. Birçok farklı projede bizzat aslında ekip arkadaşlarımla beraber yer alıyoruz. Birçok kurumla çalışıyoruz bu bağlamda. Müşteri deneyimi, servis tasarımı, kullanıcı deneyimi tasarımı gibi alanlarda biz belki de sayısız projeler yapmışızdır şu ana kadar. Biraz da kendimi son dönemlerde hani koçluk tarafına da çok meraklıyım. Orada da profesyonel bir koç olarak aslında biraz daha gönüllü olarak çalışmalar yapıyorum. Özellikle gençlerle çalışmalar yapıyorum. Neler yapıyoruz? Kısaca da bahsedecek olursam aslında design thinking bizim daha çok Explore markamızda ele aldığımız bir kavram ve bir yaklaşım. Oradaki projelerimizde biraz olmazsa olmazlarımızdan haline geldi. Bir deneyim tasarlarken kullanıcı araştırmalarında ya da bir probleme zaten çözüm geliştirme süreçlerinde çok ciddi anlamda uyguladığımız bir yöntem. Çok yeni bir kavram değil. Aslında bu şemsiyenin altında birçok kullandığımız teknik yöntemleri zaten aslında hali hazırda olan yaklaşımlardı ama bu mindset dönüşümünü tetikliyor olması açısından aslında çok kıymet verdiğim bir proses diyebilirim bunun içinde. Biz de projeler, etkinlikler, konferanslar yapıyoruz. Design Thinking ile ilgili yine kurucu ortaklardan Emrah Yiğit'in aslında Explore tarafında yazmış olduğu bir kitap var. Biraz sektöre de katkı sağlamaya çalışıyoruz bu bağlamda. Ben bugün Design Thinking nedir, ne değildir'den ziyade aslında biraz daha hani o projelerde edindiğimiz içgörülerden, yakaladığımız aslında belki de noktalardan örnekler vererek de ilerliyor olacağım. Bir mindset dönüşü şu ana kadar değerli hocalarımız çok güzel aslında noktalara değindiler. Bu dönüşümün bir parçası oluyor olmak aslında bu sürece eşlik ediyor olmak, fasilitasyonu yapıyor olmak aslında çok kıymetli hale geldi tabii ki. Bir aslında yetkinlik olarak konumluyorum ben de design thinking. Kurumların aslında sahip olması gereken özellikle bir probleme çözüm geliştirme sürecinde aslında faydalanabileceğimiz değerli yöntemlerden bir tanesi ve neticede biraz daha değere odaklanarak değerli bir şey üretme, daha yaratıcı, yenilikçi çözüm yollarını keşfetme yolunda hiç bakmadığımız bakış açıları ile ilerlememizi aslında olanak da sağlıyor. Ben biraz işin bu kısmını bahsettiğim gibi değiniyor olacağım. Adımlardan tabii yine benden sonra da bahsediyor olacaklar diyebiliyorum ama çok detaya girmemekle birlikte bizim aslında şirket içerisinde ilerlettiğimiz süreçteki yine 5 adımdan oluşuyor süreçlerimiz. Bunların ilk kısmı understand ve işte keşfet dediğimiz discover kısımları, anlama ve keşfetme. Ben biraz bu kısma odaklanıyor olacağım sunumun içerisinde. Burada hem business antropoloji kavramı hem fenomenoloji aslında felsefe bilimini, anlam bilimini biz nasıl uyguluyoruz? İşin derinine biraz daha nasıl inebiliriz? Bunlara yine bakıyor olacağız çok kısa.
Günün sonunda biz de hani birçok projede daha derine ve daha derine inerek o problemin tanımının özüne, köküne ulaşarak, farklı bakış açılardan bakarak, yakaladığımız belki de içgörü olarak nitelendirdiğimiz şeylerin derininde ne var, onların altına biraz daha deşe deşe aslında kök nedenlere, kök içgörülere ulaşarak çalışmalar yapıyoruz. Genellikle bizim yaptığımız çalışmalarda daha çok çalışan deneyimi tarafı ya da işte müşteri deneyimi tarafına çok ciddi anlamda girdiler üretmiş oluyoruz design thinking çalışmalarıyla. Burada tabii ki hani hepimizin artık duyduğumuz, bildiğimiz değil mi? Bir design thinking sürecine başlarken ortada bir aslında üstesinden gelmemiz gereken bir odak alanı, bir konu olması gerekiyor. Odak alanı konusunu yine sabahtan da konuştuk. Bir problemle başlamak gerekiyor. Challenge diye nitelendirdiğimiz ve bu noktaya çok önem veriyorum ben. Çünkü bu nokta o kadar kıymetli, o kadar önemli ki biz nasıl bir soru soruyorsak burada, o challenge'ı nasıl tarifliyorsak aslında bundan sonraki süreç bu şekilde ilerliyor. Dolayısıyla çok doğru noktadan başlarsak sorduğumuz soru bizim için aslında doğru noktayı bize yine götürecek olan bir çıkış noktası haline geliyor. Challenge dediğimizde sosyal medyada tabii çok fazla challenge'lar da görüyoruz son dönemlerde. Bizim bahsettiğimiz challenge'lar burada biraz daha tabii daha farklı, daha belki günlük hayattan, daha yaşamın içerisinden, üstesinden gelmek isteyen bir kurumun, bir organizasyonun, iş dünyasında bunu çok uygularken bireysel hayatımızda bile aslında bu mindsetle çözmek istediğimiz konuların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. O yüzden her türlü challenge aslında design thinking çalışmalarımızda bizim için kabulümüzdür diye yola çıkarız. Burada tabii ki challenge aldıktan sonra yani masaya ne konuyor buna baktıktan sonra bunun üstesinden nasıl geliriz değil mi sorularını soruyoruz. Burada how might we sorusu bizim için kıymetli hale geliyor. Bu soru bizim çıkış noktamız ve çok değerli olduğunu düşündüğümüz bir nokta. Bir örnek vererek biraz da ilerleyeceğim. Hızlı da anlatıyorum ama çok konuşacak şey var, çok fazla konu var. Süre de biraz kısıtlı olduğu için hızlı hızlı da gideceğim. Sorularınız olursa lütfen yazabilirsiniz. Çalışan deneyimi projeleri yaptığımızdan bahsetmiştim. Orada gözlemlediğimiz şeylerden mesela bir örnekle ilerlemek istiyorum. Bir kurumla yaptığımız çalışmada yakaladığımız noktalardan ya da problem olarak nitelendirilen konulardan bir tanesi işe alım süreçleriyle alakalıydı organizasyon içerisindeki. İşe alım süreci aslında uzun sürüyor ve bu adaylar nezdinde bir belirsizlik yaratıyor. Ve biz aslında bu sürecin üstesinden gelmek istiyoruz şeklinde yola çıktık. Şimdi burada soruyu ne demiştik? Hani odak alanını nasıl belirlersek, soruyu nasıl sorarsak o şekilde şekillenir. Burada ilk hiç gayr ihtiyarlı belki de düşünmeden aslında çıkarttığımız soru genellikle ne olabilir? İşe alım süreçlerini nasıl kısaltabiliriz, değil mi? Bu işe alım süreçlerini kısaltmak konusuna odaklandığımızda muhtemelen bununla ilgili birçok fikir üretmeye başlarız. Ve günün sonunda bir ses geliyor arkadan ama. Devam ediyorum. Ve günün sonunda belki de iş alım süreçlerini kısaltamıyor olacağız. Belki de belli bir proses var işletilmesi gereken. Çıkış noktamızı biraz farklılaştırmak üzere hani öze nasıl inebiliriz? Burada problem gerçekten uzun sürmesi mi? Biraz daha bunu sorguladığımızda aslında burada duygulardan da bahsetmiştik az önce. Aslında karşı tarafta çalışandaki hissiyatı, adaydaki hissiyatı yani bir belirsizlik yaratıyor. Ve burada çözmemiz gereken aslında belki de en temel konu bu belirsizlik ortamını nasıl ortadan kaldırabiliriz. Dolayısıyla soruyu bu şekilde evirdiğimiz zaman bambaşka bir hale dönüşebilir. Günün sonunda belki çözemiyoruz, üstesinden gelemiyoruz dediğimiz noktalar bile birden bambaşka fikirlerle, çok daha yaratıcı ve çok daha yenilikçi fikirlerle aslında belki süreyi kısaltmayacağız ama o süre içerisinde öyle şeyler yapıyor olacağız ki çok belirli olacak. O belirsizlik hissiyatı olmayacak ve o endişe aslında ortadan kalkıyor olacak. Burada fenomenoloji işte biraz burada devreye giriyor. Anlam bilimi olarak da bir felsefi akımdır. Duymuşuzdur muhakkak diye düşünüyorum. Bir düşünme şekli, öze inme, anlamı keşfetme, aslında olayların nesneleri biraz daha bir bütünlük içinde, çok yönlü, belli duygulardan ilk etapta, kaygılardan, belki ön yargılardan arındırarak aslında o özde ne var onu keşfetmeye dayalı bir bilim dalı olarak düşünebiliriz aslında. Burada yine fenomenoloji felsefesinin belki de hani akımlarını içerisinde olan bunu savunan filozoflardan Michael Foucault'un bir yayını var. Bir kitap olarak da yayınladığı. Ve onun görselinde René Magritte'in ünlü meşhur Pipo görselini kullanıyor ve üzerinde diyor ki bu bir pipo değildir. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman gerçekten gördüğümüz şey bir pipo mu?
Bu bir pipo değil mi gerçekten? Bunu sorguladığımızda aslında şunu söylemek istiyor. Her zaman görünen şey o olmak zorunda değil. Biz aslında bir pipo görmüyoruz. Bir pipo'nun imgesini, yani pipo imajı değil mi? Bir görseli, bir imgeyi görüyoruz burada. Gerçekten bir pipo görmüyoruz. O yüzden algılarımızı biraz daha farklılaştırarak burada odak alanlarımızı ya da bakış açılarımızı değiştiriyor olmak kıymetli hale geliyor. Fenomenoloji deyince tabii ki hani belki de bu akımın kurucularından diyebileceğimiz Alman filozof Edwin Husserl'ın bir varlığı aslında fenomen olarak görüyor. Ve diyor ki buradan yola çıkarak hani bu çağdaş felsefe akımını kuruyor. İşte sonrasında 20. yüzyılın filozoflarından, varoluşçu filozoflarından Sartre, Merleau-Ponty, Heidegger gibi ünlü meşhur aslında filozoflar da çok etkileniyor bundan. Ve biraz daha o paranteze alma ya da indirgeme yöntemleriyle öze ulaşma yöntemi ve tekniği olarak aslında fenomenoloji bilim dalı ortaya çıkıyor. Burada kastettiğim şey özde ne var? Gördüğümüz şey o mu yoksa bizim zihnimizin ona yüklediği anlam mı? Gibi düşünebiliriz aslında. Bir kahve bardağı olarak nitelendirdiğimiz bir şey görüyoruz. Aslında bir kupa görüyoruz. Ama zihnimiz onu ne diye nitelendiriyor? Belki ben çok kahve içen biriysem, kahve belki loversam, yani çok seviyorsam ya da sabah uyandığımda bu resmi görüyorsam ve canım bir kahve çekiyorsa o anda ve ben bunu gördüğüm zaman aslında bunu bir kahve kupası olarak nitelendiriyorum. Fenomenoloji burada diyor atın, paranteze alın. Kahveyi paranteze alıyorsunuz aslında. Sadece öze indiğinizde o bir kupa haline dönüşüyor ve olayların özünü gördüğümüzde, problemlerin özüne indiğimiz zaman aslında dünya değişiyor ve gerçekten bunu projelerde de görüyoruz, gerçek hayatta da karşılığını gördüğümüzü söyleyebilirim. Özellikle deneyim tasarımı projelerinde de fenomenoloji yaklaşımına tutarlı bir şekilde gittiğimiz zaman insanları, değil mi? Research, araştırma çalışmaları çok yoğun bir şekilde yapıyoruz. Oradaki aslında insanları, yani yaşanmış bir deneyimi, günlük yaşamı aslında yorumlamaktan bahsediyoruz fenomenolojide ve bunu yaparken de bu anlamı yeniden anlamlandırıyor olmak, yeniden anlamı tarifliyor olmak gerekiyor. O yüzden gördüğümüz imajlar, yine burada baktığınızda resimler size ne ifade ediyor? Gerçekte olanla aslında sizin yorumladığınız şeyler aynı mı? Bazen research çalışmalarında gidiyoruz. Design Thinking'e de aslında çıktıları çok ilham veren çalışmalar oluyor. Araştırmalar yapıyoruz, bir şeyler görüyoruz ve kendimiz onu yorumluyoruz. Aslında burada researcher'ın, araştırma yapan kişilerin tamamen fenomenolojik bir bakış açısıyla kendi düşünce, kendi deneyimiyle öğrendiği noktaları burada bir kenara koyuyor olması aslında gerekiyor. O paternleri bu süreçte biraz geride bırakmak ama Kerem Hoca'nın da biraz önce söylediği gibi yaratıcı belki fikir geliştirme süreçlerinde o paternlerden çok fazla ilham alıyor olmak gerektiğini düşünüyorum. Yine böyle bir hani resme bakacak olursak, çok hani ben sizlere soru cevap alamıyorum ama normalde bunu sorarım. Hani ne görüyorsunuz burada, nasıl yorumluyorsunuz şeklinde. Zihnimiz yine çalışıyor, durmuyor değil mi? Burada daha önceden edindiğimiz şeylerden böyle şeyler düşünmeye başlıyoruz, fikirler oluşturmaya başlıyoruz. İnsanlar neye bakıyor? Gerçekten burada olan şey ne? Bir camekanın ardında bir şey var belli ki ve bakıyorlar. Ama nasıl bakıyorlar? Mutlular mı? Şaşırmış durumdalar mı? Endişeli mi bakıyorlar? Nasıl kıyafetler giymişler? Kim bu insanlar? Çalışan iş insanları mı bunlar? Nasıl bir ortamdalar? Nasıl bir binanın önündeler? Aslında bunları ne yapıyoruz? Kafamızda, zihnimizde biz kendimiz kurarak diyoruz ki burada böyle bir şey oluyor. Aslında orada öyle bir şey olmayabilir. Demek istediğim şey biraz daha bu. Daha özde gerçekten ne var onu keşfetmeye çalışmak. Keza benzer şekilde bu çocuklar ne yapıyor? Ellerinde neler var? Kağıtlar, kartonlar var. Neden yan yana dizilmişler? Aslında gidip gördüğümüzde, dinlediğimizde, görünmeyen şeylerin arkasındaki aslında konulara belki biraz daha odaklanmaya çalıştığımızda gerçeğin bizim sandığımız gerçekle aynı olmadığını görebiliyoruz. O yüzden design thinking'de varsayımlardan uzak bir şekilde başlıyor olmak gerekiyor. Ve problemi tariflerken problemin özüne inebiliyor olmak gerekiyor. Yakaladığımız içgörülerin özüne inebiliyor olmak
gerekiyor. Burada yine bir örnek verecek olursam, araştırmalar yapıyoruz değil mi? İşgörü çalışmaları yapıyoruz, bir şeyler duyuyoruz, ihtiyaçları anlamaya çalışıyoruz. Burada bir işe alım süreçlerinde yine baktığımızda aslında adaylara teklif veriliyor fakat adayların kabul etme oranlarının düşük olduğunu masaya koyuyoruz. Ve diyoruz ki bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Hadi design thinking çalışmasını yapalım. Şimdi burada biraz daha aslında bunun çevresinde dolaştığımız zaman, biraz daha öze inmeye başladığımız zaman bir içgörü yakalıyoruz. Yakaladığımız içgörü aslında adaylar neden kabul etmiyor dediğimizde iş görüşmelerinde mesela çalışacakları yöneticilerle mutlaka mülakat yapma ihtiyacı duyuyorlar bu kişiler. Ve mülakat yapabilenlerin iş tekliflerini kabul etme oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Buna gördük, dedik ki süper bir içgörü yakaladık burada. Ve buradan yola çıkarak ham maddemizi masaya yatırdığımız zaman yöneticileri mülakat sürecine nasıl daha fazla dahil edebiliriz gibi bir soruyla aslında ilerleme durumumuz olabilir gayri ihtiyarlı. Bu gerçekten ilerlememiz gereken bir soru mu? Üstesinden gelmeye çalıştığımız şey bu mu? Çalışan aslında yöneticileri birazdan bottleneck gibi bütün süreçlere koymak durumunda mıyız? Bu bizi bambaşka noktaya ve farklı çözümlere götürür. Bunun biraz daha derinleştirdiğimiz zaman aslında seviyesini, burada olan şey aslında adaylar çalışma kültürünü, kariyer olanaklarını İK ekiplerinden ziyade bizzat yöneticilerden o işi gerçekten yaşayan, hani vizyonu nedir görmek istiyorlar oradaki yöneticileri, onlardan duymaya ihtiyaçları var. Yine o zaman yöneticilerimizi daha çok dahil edebiliriz değil mi? Buraya bizi götürebilir. Biraz daha deşelim diyoruz. Hadi biraz daha parantez alalım, biraz daha derine inmeye çalışalım. Aslında burada olan şey ne? Adaylar nezdinde İK ekiplerinin yaptıkları görüşmelerde aslında çok genel bilgiler duyuyorlar ve bu onlara geçmiyor. İK ekiplerinin konu uzmanlarından duydukları genel kavramlar, yöntemlerden ziyade bizzat aslında o hangi alanda çalışacaklarsa o insanlardan aslında kültürü öğrenmeye ihtiyaçları var. Dolayısıyla buradaki sorumuzu biraz daha şekillendirdiğimiz zaman varmamız gereken nokta, belki karşılamamız gereken, üstesinden gelmemiz gereken challenge, adayları aslında biz bu içerideki kariyer fırsatlarını ya da çalışma kültürünü nasıl daha iyi anlatabiliriz? Nasıl daha gerçekçi anlamalarını sağlayabiliriz? Dolayısıyla burada kök nedene ben indiğim zaman dünyam değişiyor ve bir ve ikinci hallmarki sorularına baktığımızda bambaşka noktaları bize götürebiliyor. O yüzden içgörüler önemli. İçgörüleri yakalamak için sahaya çıkmamız gerekiyor. Görüşmeler yapıyor olmamız gerekiyor. Sadece gördüğümüz şeye inanmıyor olmak gerekiyor. Platon'un mağara alegorisi vardır. Arkadan ses geliyor tekrar ama. Hocam, Rejden ben Hakan. Son 5 dakikanız kaldı. Tamam, hemen özetliyor olacağım. Platon'un mağara alegorisini belki duymuşsunuzdur. Eski zamanlarda mağara içlerinde yaşayan insanlar aslında dünyanın sadece oradan ibaret olduğunu ve mağara duvarlarında hani görünen o görüntülerin biraz daha yansıması, gerçek hayatın yansıması olduğunu düşünürlerdi ama dış dünyaya çıktıklarında aslında bambaşka bir hayat olduğunu gördüler. Biraz bizim aldığımız doneler, anket sonuçları mı, araştırma sonuçları mı, neye dayandırıyoruz, nasıl aldık, onlara bağlı olarak da aslında içgörüleri böyle daha derin seviyelere çekme şansımız olabilir. Burada business antropoloji dediğimiz kavram devreye giriyor. Aslında antropoloji biraz daha insanı konu alan değil mi? Üzerine çalıştığımız bir bilim dalı. Onun içinde bulunduğu kültürü, sosyal ortamı belki içinde barındırıyor. Business antropoloji dediğimiz aslında business'ta, iş bağlamında müşteri olsun, işte kullanıcı olsun, çalışan olsun, onların dünyasını, onların içinde bulundukları ekosistemle onları daha iyi anlamaktan bahsediyoruz burada. Antropolojik sorgu yöntemleriyle o daha derindeki aslında içgörüleri çıkarma şansımız var. Margaret Mead'in güzel bir sözü var. Diyor ki insanların hani ne söylediği, ne yaptığı, ne yaptığını söyledikleri tamamen farklı olabilir. O yüzden sadece söylediğinize ya da gördüğünüze de çok fazla inanmayın. Biraz daha aslında orada arkada yatan şeyi desiyor olmak gerekiyor. Genelde biz deştiğimiz zaman hep duygulara varıyoruz burada. Biraz önce de çok güzel burasıyla da hani bir konuşmada yine bağladı hocamız. Duygular design thinking'de özellikle deneyim tasarımında çok önemli. Çünkü insanlar genellikle sizin onlara ne söylediğinizi değil, ne yaptığınızı değil, onlara ne hissettirdiğinizi hatırlıyorlar.
ve biz o hissiyatları yakalamamız gerekiyor. İşte moment denilen, anlar denilen, o peak yapan, dibe çöktüğümüz anlar, geriye baktığınızda çalışma deneyiminize ya da bir müşteri olarak aldığınız hizmetle yaşadığınız deneyiminize, nerede tavan yapıyorsunuz, nerede dibe çöküyorsunuz, oradaki duyguları keşfetmeye çalışmak ve onların üstesinden geliyor olmak önemli. Burada yeniden anlamlandırmak gerekiyor. Sense making gibi kavramlardan bahsediyoruz. Son dönemlerin çok aslında popüler bir yetkinliği olarak geçiyor. Carl Nix'in ortaya attığı. Zayıf sinyalleri yakalamak, işte genelde duygular, zayıf sinyaller, çok yakalayamadığımız şeyler oluyor. O anladığımız şeyi yeniden anlamlandırıyor olmamız gerekiyor, gördüğümüz şeyi. Mesela çok çalışanlarınızın çok motive bir şekilde çalışıyor olmasını istiyorsunuz. Değil mi? İşte ama rolleri var, tanımlı iş tanımları var. İş tanımını mesela yeniden anlamlandırıyor olsak karşımıza ne çıkar? Burada Timothy Galloway'in güzel bir aslında kitabı var, İş Hayatında Zihin Oyunları diye, orada geçen bir şey. Diyor ki iş tanımınızı diyor aslında, hani sorsak ne iş yapıyorsunuz, nedir iş sizin için desek, işte yapmak, hani yapmak istediğime karşılık belki yapmam gereken şey ya da karşılığında maaş aldığım şey ya da zorunluluk ve bir görev olarak karşımıza çıkabiliyor. Siz bir mana, bir anlam yüklerseniz olmaz olun, hani o hiyerarşisindeki beşinci belki sonuncu adım gibi, o self-esteem gibi, insanlar anlam arıyor, anlamlı işlerle çalışmak istiyor. Dolayısıyla görev tanımlarını daha anlamlı belki yapıyor olmak gerekiyor. Yani fikir geliştirme çalışmalarında da öncesinde de bulduğumuz içgörüler tekrar redefine edelim, tekrar tarifleyelim, anlamı tekrar bir sorgulayalım diye olmak lazım. Burada da yeni perspektifler gerekiyor. Perspektif Rönesans'la beraber aslında sanat da çok dünyamıza giren bir şey. Sanat, hani bir teknik olarak baktığımızda üç boyutlu belki objelerin iki boyutta resmedilmesi. Ama iş dünyasında da bir bakış açısı olarak karşımıza çıkıyor. Biz bakış açılarımızı değiştirdikçe, farklı açılardan baktıkça o yaratıcılık tetiklenmeye başlıyor. Çok kısa şöyle göstersem, hızlıca ne görüyorsunuz diye sorsam, muhtemelen işte iki tane zürafa diye olacaksınız. Ama biraz daha resmi çevirdiğimde aslında farklı bir açıdan, perspektiften baktığımızda orada zürafa olmadığını, aslında onun bir şey olabileceğini de ne yapıyoruz? Görmeye başlıyoruz. Burada bizim için kritik, anlamlı olan şey o bakış açılarımızı biraz farklı yerlerden bakabiliyor olmak. Çok örnek var tabii bununla alakalı. Hani çok da zamanım da kalmadı. Ama mesela şu görseldeki gibi bir binayı hani buradan gördüğünüzde, bu New York'taki ünlü Flatiron binası. Ben burada yaşamam diyebilirsiniz. Hani ne kadar ince uzun bir bina, nasıl ayak duruyor diyebilirim. Ama tamam, bitiriyorum. Diğer hocamızı bekliyor. Lütfen, teşekkür ederim. Tamam, rica ederim. Özetle arkadaşlar, aslında üç tane zaten sunum sonuna da gelmiştim. Takeaway ben burada söylemek istiyorum. Bir tanesi, problemlerin özünü keşfedin. Daha derindeki işgörüleri yakalamaya çalışın. Ve farklı perspektiflerden de bakmaya çalışalım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bu arada design thinking ile ilgili farklı materyallere ulaşmak isterseniz yine Explore sayfamızda bir third place dediğimiz bir yer var. Sadece hani üye olarak da giriş yapabiliyorsunuz ama yine üyelik açık. Çok değişik yayınlar da var içerisinde. Oradan da ulaşabilirsiniz. Soru sormak isterseniz de ulaşabilirsiniz bana. Ben çok teşekkür ediyorum. Yer almaktan çok keyif duydum. Umarım devamında da çok güzel, keyifli konuşmalar dinliyor olacağız diye umuyorum. Çok teşekkürler. Ömer Hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli sunumunuz için. Aramızda sizi tekrardan görmek isteriz. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkürler.